Daha önce ifade ettiğimiz gibi Taksim 1 Mayıs'ta işçilerindir, emeğindir ve emeğe açık olmalıdır. Ancak hukuk tanımaz, anayasa tanımaz AKP iktidarı Anayasa Mahkemesi kararını bile hiçe sayarak Taksim'i işçilere kapatmıştır. Anayasa Mahkemesi 2014-2015 kısıtlaması sonrasında sendikaların gittiği mahkemelerin son merciği olarak bir Taksim alanının işçiler açısından ve 1 Mayıs kutlamalar açısından sembolik anlamı olduğunu, ortak hafızayı temsil ettiğini, bu nedenle bu toplantıların Taksim Meydanı'nda yapılmasının bu düşünceyi aktarmak noktasında önemli olduğunu, dolayısıyla alanın verilmemesinin, alanın işçilere kapatılmasının aynı zamanda ifade hürriyetine bir ihlal, ifade hürriyetini ihlal etmek olduğunu söylemiştir ve bundan sonra da AKP iktidarının yapması gereken Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına eksiksiz uymak iken İçişleri Bakanlığı ve Saray yine Taksim'i işçilere kapatmıştır. Aslına bakarsanız burada saraydan daha farklı bir tutumda beklemiyoruz. Çünkü onlar örgütlü emekten korkuyorlar, Taksim alanından korkuyorlar ve işçilerle Türkiye'de yok sayılan, açlığa mahkum edilen ve hakları bir bir gasp edilen, her türlü baskıya ve yoksulluğa mahkum edilen milyonların yan yana gelmesinden korktuğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak, iktidara yürüyen bir parti olarak, Türkiye'nin birinci partisi olarak özellikle 1 Mayıs'ta işçilerimizle, emekçilerimizle, güvenlik güçlerimizin karşı karşıya gelmemesine özen gösterdik ve bu noktada yaşanan bu olumsuz görüntülerden de son derece rahatsızız. Ama bunlar olmasın diye öncesinde birçok iletişim kanalı kullanıldı, mekik diplomasisi kullanıldı ve maalesef yine de dün hepimizin gördüğü gibi o güvenlik güçlerinin su kemerini Çin Seddi'ne çevirdiği ve Taksim Meydanı'nı adeta etten bir duvarla kapattığı görüntüleri gördük. Yine işçilerle kimi eylemciler arasında istemediğimiz provokasyona varabilecek olaylar yaşandığını gördük. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman sorumlu bir anlayış içerisinde ve çözümün bir parçası olmak noktasında tavır gösterecektir. Bizim 1 Mayıs Taksim'in 1 Mayıs'a kapatılması konusundaki duruşumuz son derece nettir. Ama tabii ki bir provokasyona da izin verecek veya bir provokasyona yardımcı olmuş görüntüsü verecek her türlü tutumdan da kaçınmayı bir görev biliyoruz. Ama bilsinler ki önümüzde bir yıllık bir süreç var. Özellikle Taksim'in 1 Mayıs'ta emekçilere açılması için her tür mücadeleyi vereceğiz ve eninde sonunda Taksim Meydanı işçilere açılacak. Değerli arkadaşlar, daha önce 2010 yılında 3 yıllığına Taksim Meydanı'nı İçişleri Bakanlığı işçilere açmıştı ve bunu çok önemli bir demokratik atılım olarak övünmüşlerdi, değerlendirmişlerdi. Bu 3 yıl içerisinde kimsenin burnu bile kanamadı. Yine 15 Temmuz darbesinden sonra AKP Taksim Meydanı'nı darbeye karşı gösterilerin bir merkezi olarak kullandı o alanları. Yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de orada bir adalet mitingi gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde bakıyorsunuz, söz konusu olan Bilal Erdoğan olunca, söz konusu olan TÜGVA olunca Galata Köprüsü'nde bile böylesine bir toplantı yapılmasına izin verildiğini görüyoruz. Öyleyse 1 Mayıs'ta Taksim'i işçilere kapatmanın gerekçesi nedir? Buradan soruyoruz. Anayasa tanımıyorsunuz, hukuk tanımıyorsunuz, kanun tanımıyorsunuz. Gerekçeniz ne? Kamu düzeni ve güvenliği. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin kararında da açıkça ifade edildiği gibi
Burada söz konusu olan kamu düzeni ve güvenliği değil, demokratik toplumun gereklerine uygun olarak ifade hürriyetinin bir gereği olarak ve Taksim Meydanı'nın toplumsal hafızamızdaki o kazınmış anlamı doğrultusunda Taksim'in işçilere açılmasıdır. Bu uğurdaki mücadelemiz de mutlaka devam edecektir. Değerli arkadaşlar, bir diğer gündem maddesi Diyanet İşleri Başkanı'nın bir türlü vazgeçemediği araba sevdasıdır. Kendisinin 6 makam aracı var. Sayıyorum: 2 adet Mercedes, 1 adet zırhlı Mercedes, 1 adet Mercedes Vito, 1 adet Audi A8 ve 1 adet de kırmızı TOG marka aracı varmış. Ve kendisi bütün bu araçlar yokmuş gibi, yetmiyormuş gibi kendi deyimiyle ihtiyaçtan yeni bir A8 araç kiralıyor. Bu aracın değeri 16 milyon liranın üzerinde. Bu kişinin lüks araç merakı olduğunu biliyoruz ve kendisini özellikle israfın mekruh sayıldığı, haram sayıldığı dinimizin öğretilmesi ve dini hizmetlerin verilmesi için kurulmuş olan bir kurumun başkanı olarak israfa daha çok dikkat etmesi gerektiğini, israftan kaçınması gerektiğini bir kez daha anımsatıyoruz. Ülkemizde insanlar açlıkla, yoksullukla, işsizlikle mücadele ederken, yoksulluğun pençesinde inim inim inlerken, birilerinin, hele hele Diyanet İşleri Başkanı sıfatı taşıyan birinin 7. makam aracını alması ve bu makam aracının da 16 milyon liralık lüks bir A8 araç olmasını kınıyoruz ve kendisini bu davranışından vazgeçmeye çağırıyoruz. Bakınız, ne gariptir ki 5 Mayıs 2023'te bir hutbe vermişler, Cuma hutbesinde israf tüketirken tükenmek başlıklı bir hutbe verilmiş. Bir yandan bunları söyleyeceksiniz, bir yandan insanlara sabırlı olun diyeceksiniz, yoksullara, aç insanlara, ama diğer yandan siz 7. aracınızı alacaksınız, 7. lüks aracınızı alacaksınız ve bu aracınızda 16 milyon liralık A8 olacak. Bunu kabul etmek mümkün değil. Tabii Diyanet İşleri Başkanı, saraydakiler lüks ve şatafat içerisinde yaşarken halkın gündemi bambaşka. Bakınız, ülkemizde ağır bir ekonomik kriz yaşanıyor ve bu ekonomik krizde aslında temel olarak gıda krizi ve barınma krizi olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Ticaret Odası dün çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Aylık %4.9, yıllık %78.8 enflasyon olduğunu söylüyor bu ülkede. Bu ülkede yarın TÜİK açıklayacak, muhtemelen onların da rakamları da bunlara yaklaşacak. Türkiye'de %80 enflasyon var, pahalılık var, mutfaklarda yangın var. Ama bu sorunlara kulağını tıkamış, kendi gündemleriyle meşgul olan bir siyasi iktidar var. Ülkemizde Türk İş'in yaptığı hesaplara göre açlık sınırı 17.725 lira olmuş. Oysa ülkemizde asgari ücret 17.002 lira. Asgari ücretin açlık sınırını yakalaması için bile neredeyse 800 liralık bir desteğe daha ihtiyacı var işçi kardeşlerimizin. Böyle bir ülkede milyonlarca insanın açlığa mahkum edildiği, asgari ücretin 17 bin lira olduğu, emeklilerimizin 10 bin lira maaşa mahkum edildiği bir ülkede bu lüks ve şatafatı elbette kınıyoruz. Yine aynı şekilde anımsayacaksınız, Cumhurbaşkanı ekonomiyi en iyi ben bilirim dedi, NAS dedi, ben NAS'a inandığım için faiz veremem dedi. Kendince bir ekonomik model ortaya koydu ve bu ekonomik model gereğince de faizleri düşürdüler ve ekonomiyi öyle bir temelinden sarstılar ki ondan sonra Eylül 2021'den sonra konut fiyatlarının %611, ancak enflasyonun %253 arttığını görüyoruz. Yani konut fiyatları enflasyonun 2 katından daha fazla artmış durumda. Şu halde ağır bir barınma krizi de yaşanıyor. Vatandaşlarımız, özellikle orta ve dar gelirliler,
bir konut edinmeyi, mütevazı bir konut edinmeyi bile hayal edemezken ağır kira zamları karşısında çaresiz kalıyorlar. Yine aynı şekilde daha önce yaptıkları ilk 25 metreküp doğalgazın ücretsiz yapılması uygulaması bugün itibariyle bitiyor. Yoksullar, dar gelirliler bugün birazcık daha yoksullaştılar. Bu sorunun da mutlaka gündeme gelmesi gerekiyor. Bu 25 metreküplük yardımın bir yıllığına kalmaması, bundan sonra da uzatılması şart. Bunu da iktidar sahiplerine duyurmuş olalım.